Herkese iyi akşamlar. Dün 119. sayfaya ödev vermiştim ama cümle kurulumunda herhalde biraz sıkıntılar oldu. O yüzden bir kısaca anlatmak istiyorum. 119. sayfada resimlere bakmamız, making suggestion, şöyle yani konu başlığımız zaten, öneride bulunmamız. Bir de o öneriyi reddetmemiz ve bahane öne sürmemiz isteniyordu. Burada görüyorsunuz 4 tip öneri cümlesi var. Ama Kitabınızda birinci özellikle vermiş birinci cümle düz cümle Let's throw a party Hadi parti verelim Oradaki s harfine de dikkat edin o da biz anlamına geliyor beraber yapalım demek İkincisi Let's decorate room Odayı süsleyelim demiş arkadaşına böyle bir öneride bulunmuş Tabii Arkadaş artık kabul eder veya etmez İkinci kısım cümlenin sonunda soru işaretinde görüyorsunuz. Bu soru cümlesi şeklinde ama amaç soru sormak değil öneride bulunmak. Shall we diye başlıyor. Mavi ile yazdığım için onlara da dikkat edin lütfen. Shall we listen to music? Müzik dinleyelim mi? Shall we buy candles? Mum satın alalım mı? Oradaki we de zaten biz. Beraber yapalım mı? Diye bir öneride bulunuyor. Üçüncü tip e, cümlemizde yine öneri cümlemizde soru cümlesi şeklinde Why don't we yani Why neden yapmıyoruz Why don't we dikkat ederseniz olumsuz bir soru cümlesi Why don't we play chess neden santranç oynamıyoruz Why don't we go shopping neden alışverişe gitmiyoruz bu da öneri cümlesi soru cümlesi değil aslında arkadaşıyla Santranş oynamak istiyor o yüzden söylüyor. Veya son son kısımda burada önemli bir şey var yine soru cümlesi ama What about watching? What about going? diye yazıldı. ING alıyor. Buna da dikkat edin. Bu da bir öneri cümlesi. What about watching a film? Neden film izlemeye ne dersin? How about going to the park? Parka gitmeye ne dersin? Buna göre yapacaktınız ödevin birinci kısmını.